Merhaba bu soruyu son zamanlarda çok alıyorum. Paramı borsaya mı yatırmalıyım yoksa gayrimenkule mi yatırmalıyım? Bazıları borsanın riskini ve yüksek getirisini, bazıları da gayrimenkulün garanti getirisini ve bir güvence olmasını seviyor. Bence bu tercihlere göre değişir ama birazcık derinlere inelim bakalım sizin için hangisi daha mantıklı. Hisse senedi almak mükemmel kolay bir iş. Bilgisayardan veya telefondan bankadan, aracı kurumunun sitesinden, uygulamasından tek tıkla hisseyi alabilirsiniz. Kiracı derdi yok, gecenin bir arasında ortaya çıkan bir sorun yok. Kiracıyla uğraşmana, evle uğraşmana gerek yok. 10 lirayla bile yatırım yapabilirsin. Biliyorsunuz ki ev almak için ya da işte bir herhangi bir gayrimenkulü almak için yüz binlerce liraya ihtiyacınız var. Borsada bunların hiçbiri yok. 10 lirayla bile yatırım yapabilirsiniz. Borsa ile ilgili güzel olan şeylerden biri de likiditesi yüksek. Yani hemen bütün yatırımınızı nakde çevirebilirsiniz. Diyelim ki benim bir yere borcum çıktı, kredi kartı ödemem var veya e, fatura ödemesi. O an benim nakitim yok. Hemen aynı aldığınız gibi direkt uygulamadan siteden tek tıkla satın aldığınız gibi satabilirsiniz. Yani bu kadar basit. Hepsini satmak istemiyorum diyelim. Hissemin sadece birkaç tanesini satıp yine de borcumu ödeyebilirim. Ama gayrimenkulün bir odasını satamazsınız. Şimdi direkt gayrimenkul yatırımının dezavantajlarından bahsedeceğim. Diyelim ki biz yatırım yapacak bir konut arıyoruz. Ee, dışarı çıkıp gezebiliriz. internet sitelerinden bulabiliriz veya emlakçıdan da bulabiliriz. Ev arama veya herhangi bir gayrimenkulü arama sürecinin ilk adımı ve bayağı da uzun süren bir süreç. Hadi bunu yaptık, istediğimiz uygun konutu bulduk. Bir de bunun anlaşması, işte evrakları, bayağı bir süreç var anlayacağınız. Bunlarla bitti mi? Hayır bitmedi. Evi aldınız diyelim, evin içinde sorunlar olabilir. Bu sorunları cebinizden para vererek yapmalısınız. Çünkü Aksel'de kiracı bulamazsınız. Kiracı demişken bir de kiracı bulma süreci var. Ee, aslında bakarsanız siz de bana katılıyorsunuzdur ki e, borsa çok 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 daha kolay. Emlak yatırımının başka bir dezavantajı da az önce dediğim gibi yüz binlerce liraya ihtiyacım var. Yani kenarda mutlaka yüklü bir paran olması gerek. Tabi ee, tabii kredi de çekebilirsin. Krediyle yatırım yapmak bence daha mantıklı. O ayrı bir videonun konusu. Onda da yine çok paraya ihtiyacınız var. Yani Kredi çekseniz de bu krediyi ödüyorsunuz. Ama dediğimiz gibi borsaya birkaç yüz lirayla bile girebilirsiniz. Üçüncü dezavantaj ise herhangi bir sorun olursa, aynı borsanın tam tersi aslında paraya ihtiyacın olursa nakde çevirmen zor. Sadece zor değil aynı zamanda masraflı. Ülkemizde güzel bir yatırım. Bizim insanımız ev almayı seviyor. Bu yüzden e, asla ben garimenkule kötü bir yatırım demem. Ama e, böyle harikalar yaratmayı çok büyük karlar elde etmeyi beklemeyin. Bunların dışında bir de bir şeyi sormanız gerek ve bence bu çok önemli bir konu. Ne tür bir gayrimenkul alacaksınız? Ee, belki de arsa alacaksınız ya da ticari gayrimenkul, konut. Mesela pandemiden önce ticari bir gayrimenkule yatırım yapsaydınız şu an kiracı bulmakta çok zorlanıyor olabilirdiniz. Belki de şu an kredinizi ödeyemiyordunuz. Tamam, içinizi daha fazla karartmadan gayrimenkul yatırımı ile ilgili biraz da avantajlarından bahsedelim. Madem Emir bu kadar şeyi saydın, insanlar neden kul alıyorlar hala? Alıyorlar çünkü e, insanlar elle tutulur, somut bir yatırımı seviyorlar. E, aslında bakarsanız bu. Evet belki çok yüksek getirileri yok ama bunun karşılığında da düşük riskli. Yani insanların her zaman dünyada barınmaya ihtiyacı olacak. Az önce ne demiştik? Çok zaman alıyor. Bu bir dezavantaj ama aynı zamanda bu mükemmel bir avantaj. Zaman alıyor çünkü bunun yönetimi sende. Evinin bütün yönetimi, gayrimenkullerinin yönetimi sende. Ama borsada böyle bir şey değil. E, yatırımını yaptın. Şirkette kötü bir şey oldu. Hatta kötü bir kıvılcım bir haber bile şirketin fiyatını yani hissenin fiyatını diyeyim yerli bir edebiliyor. Ama gayrimenkulde bu tamamen senin elinde. Evini daha mı yüksek kiradan vermek istiyorsun? O zaman evini güzelleştirirsin. Daha çok yenilersin. Yani tamamen gayrimenkul senin yönetiminde. Bunların dışında gayrimenkul sektöründe birçok vergi avantajı var. Hükümetler bütün dünyadaki sadece ülkemizden bahsetmiyorum. Avrupa'da da, Afrika'da da, Amerika kıtasında da her yerde böyle. Hükümetler ev alan insanları severler. Onlara vergi açısından küçük sürprizler yapmayı severler. Ne demek istiyorum? 5 yıl Geçtikten sonra mesela ülkemizde gayrimenkulü satarsan gelir vergisi ödemiyorsun. Yani diyelim ki bir evi 500 bin liraya aldın 5 yıl sonra 1 milyon liraya sattın 1 milyon lira sana geliyor. E tabi ufak masraflar var ama bir kuruş bile vergi ödemiyorsun. Eğer doğru bir gayrimenkul yatırımı yapmışsanız yani demek istediğim her zaman kiracı bulabilecek bir gayrimenkul almışsanız o zaman şanslısınız. Her zaman nakit akışı sağlarsınız. Ama borsada bu böyle olmayabilir. Şirket e, o yıl temettü vermemeyi seçebilir. Veya çok az temettü verebilir. Hiçbir şeye yetmez. Gayrimenkul sahibi olduğunuzda bir teminatınız olduğu için bankalardan veya insanlardan borç para almanız çok daha kolay olur. Tamam bunların hepsini anladık. Şimdi rakamlara bakalım. İstatistikler bize ne söylüyor? Şimdi ekranda bir yerde grafik olması lazım. Burada yatırım araçlarının son bir yıldaki performansı gözüküyor. Borsa İstanbul'un en büyük 100 hissesi endeksine göre 1 yılda borsa %66 kazandırmış. Merkez Bankası verilerine göre son bir yılda konut fiyatları da %30 artmış. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Hiçbir yatırım aracı sürekli iyi bir performans sergilemez. Şu an borsada boğa piyasasında olduğumuz için böyle yarın öbür gün yani belki seneye gayrimenkul fiyatları çok daha fazla yükselebilir. Pandemi buna bir ön ayak olabilir. Ondan sonraki sene gram altın fiyatı altın fiyatı çok yükselir. Ondan sonraki sene emtiyalar çok yükselir. Çok büyük bir enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Yani son bir yılda borsa daha fazla kazandırdı diye gayrimenkulden daha iyi bir yatırımdır diyemeyiz. Yani demek istediğim bunlar tamamen değişken. Gelin biraz daha geniş açıdan bakalım 10 yıllık istatistiklere bakalım. Gram altında yatırım yapanlar son 10 senede %426 oranında getiri elde ettiler. Bunları yüksekten düşüğe göre sıraladım. Dolar kuruna yatırım yapanlar son 10 senede %265 oranında getiri elde ettiler. Euro kuruna yatırım yapanlar son 10 yılda %94 kazandılar. Borsa endeksine yatırım yapanlar son 10 senede %164 oranında getiri elde ettiler. İstanbul'da konuta yatırım yapanlar son 10 senede %155 oranında getiri elde ettiler. Şimdi zamanda geriye gidelim. 10 yıl önce İstanbul'da ortalama olarak bir ev alsaydınız 100 bin liraya şu an 255 bin liranız olacaktı. 10 yıl önce borsa indeksine yatırım yapsaydınız şu an 264 bin liranız olacaktı. Ve en önemlisi de 10 yıllık enflasyon %177. Bu demek oluyor ki 10 yıl önce konut da alsaydınız İstanbul'da ortalama veya borsa İstanbul endeksine yatırım yapsaydınız da enflasyonun altında getiri elde etmiş olacaktınız. Bu çok kötü bir şey. Yani demek oluyor ki paranız aslında erimiş. Ama unutmamanız gerekiyor ki bu gayrimenkul yatırmanın bir de kira getirisi var. Bu aldığınız dairenin kirası 10 yıl içinde 700 liradan başlayıp zam gele gele 1300 liraya kadar çıkmış olsun. Ortalama 10 yılda aylık 1000 lira kira getirisi elde etmiş olun. O zaman 10 yılda 120 ay var. Toplam 120 bin lira evin değerlenmesine ek kira getirisi elde etmiş olacaktınız. Yani konutun değerlenmesi ve bunun üzerine kira getirisini eklediğimiz zaman toplam 375 bin lira kazanmış olacaktınız. Tabi bunun bazı dönemleri kiracı bulamamış olabilirsiniz. Sadece kiracı bulduğunuzu varsaydım ve ortalama rakamlar söyledim. Ki hiç ee, eviniz boş kalmamış olsa bile bu dediğim 120 ayın hepsinde kiracı bulmuş ve hepsinde düzenli bir şekilde kiranızı almış olsanız bile 10 yıl önce gram altına yatırım yapsaydınız şu an çok daha fazla kazanmıştınız. Diyeceksiniz ki ama borsa son bir yılda %66 kazandırmıştı. 10 yıllık zaman diliminde baktığımızda en kötü performanslardan birini sergilemiş. İşte dediğim gibi piyasa sürekli döngü halindedir. Hiçbir şey aslında %100 net değildir bir yıl boğa piyasasında da olabilir. 5 yıl boyunca boğa piyasasında olup sürekli yükselebilir de. Şu an borsamız boğa piyasasında. Seneye gayrimenkul fiyatları çok yükselebilir dediğim gibi. Sizin burada yapmanız gereken kendinizi geliştirip, dünyayı iyi okuyup, iyi analiz edip hangisinin değerinin altında kalmış olabileceğini bulmak. İşte burada size düşen hangi yatırım aracının diğerlerine göre daha düşük kaldığını bulmak. Bu da bence kendini geliştirerek... Analiz yaparak ve dünyayı okuyarak olur. Sonra da o düşük kalmış yatırım aracına yatırım yapmak. Bu arada size söylediğim e, istatistiklerin hepsi ortalama. Hatırlarsanız size bütün videolarda aynı şeyi söylüyorum. Hangi yatırım aracından daha çok anlıyorsan en mantıklısı ona yatırım yapmak. İyi yatırım veya kötü yatırım diye bir şey yok. E, bu söylediğim istatistiklerde borsa en kötü, son 10 yılda en kötü performans sergileyen araçlardan biri. Ama sen hisse senedi piyasasından anlıyorsan, gerçekten bunu seviyorsan, çok daha iyi takip ediyorsan şirketleri nasıl analiz edeceğini biliyorsan, son 10 yıldaki ortalamayı ezip geçebilirsin. Yani borsada son 10 yılın ortalamasından çok daha fazla kazanabilirsin. Aynı şekilde gayrimenkul e, sektörünü seviyorsan, bundan daha çok anlıyorsan, aynı şekilde doğru evi bulabilirsin ve yine ortalamanın üstüne çıkabilirsin. Borsa çok daha kolay. Düşük seviyelerle başlayabilirsin ve yüksek getiriler elde edebilirsin. Parantez içi riskli. Aynı şekilde gayrimenkulde de yüksek getiriler elde edebilirsin ama e, videoda sürekli söylediğimiz gibi bayağı bir efor sarf etmen gerek. Aslında hisse senedinde de sarf etmen gerek ama bunda çok daha fazla fiziki bir efor istiyor. Dediğimiz gibi evi bulman, anlaşmayı yapman, e, bir sürü süreç var. Sonra kiracıyı bulma aşaması başlıyor. Ama eğer uğraşırsan, sen bundan daha iyi anlıyorsan, daha iyi analiz edebiliyorsan, doğru evi bulabileceksen elbette senin için en mantıklısı gayrimenkul yatırımıdır. Çünkü gerektiği zaman kiracıyla uğraşacaksın, evi yenileyeceksin, sürekli yönetim halinde olacaksın. Bu kanalı izleyenlere benim önerim ikisine de yatırım yapmak. İlla kendinizi biriyle kısıtlamayın. Borsada olabilir, gayrimenkule. Hangisi daha ucuz kaldıysa ona da yatırım yapabilirsiniz. Karma yapabilirsiniz. Bu çok daha sağlıklı olabilir. Bence en mantıklısı kendini kısıtlamamak ve ikisine de eğer yapabiliyorsan yatırım yapmak. E, tabii ki benim söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kanalda her zaman söylüyoruz bu kanalı izleyenler de ben de kimsenin aklına göre hareket etmeyiz. Yatırım yaparken kendi araştırmalarımızla yatırım yaparız. Ama size kesinlikle bir şey söyleyebilirim. Eğer 18 yaşından büyükseniz yatırım yapın. Mutlaka ne olursa olsun hiç fark etmez yatırım yapın. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Bulabildiyseniz destek amaçlı videoya beğeni bırakırsanız çok faydalı olur. Yeni gelen videoları da kaçırmamak için abone olup yandaki zil butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.